Gelen sorular arasında bir de takımda oynayan ama aslında sahaya çıkamayan isimler var. Torreira gibi. Çünkü e, Torreira'nın e, ilk maçta oynamaması takımı biraz etkiledi diyebiliriz. Biraz <laughs> Çok etkiledi. E, i̇zleyicilerimizden birisi de Torreira rövanş maçında oynayacak mı diye sormuş. Ben de bunu ekrana getirmiş olayım. Hem de yanıtlayalım. UEFA... Ee, orada disiplin komitesi pozisyonu tekrar inceledi ve aslında şu kararı var vardı. Ee, kırmızı kat ağır bir karardı. Aslında Torreira'nın atılmaması gerekiyordu. Bu yüzden de bir maç ceza aldı Lucas Torreira ve e, Salı günkü rövanş maçında oynayacak. Çok önemli bir tabii ki Galatasaray için oyuncu o oyun onun Galatasarayın oyununa eklenmesi tabii ki çok şey değiştiriyor saha içinde. Bunu daha önce de gördük. O yüzden de e, çok iyi bir haber tabii ki Galatasaray için. O zaman bu müjdeyi de vermiş olalım izleyicilerimize. Azat Bey'in bir sorusu var. Demiş ki dinamik orta saha kesinlikle e, Sofyan Amrabat olmalı. İnşallah gelir demiş. Amrabat Galatasaray'ın listesinde olan bir futbolcu. Biliyorsun e, abisi Nordin Amrabat Galatasaray formasını giymişti. Eee Fiorentina ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Nordin e, Sofyan Amrabat'ın e, Fiorentina'da bazı problemleri olduğunu biliyoruz. Hatta dün orada sportif direktörün bir açıklaması vardı. Eğer bir teklif gelirse değerlendiririz şeklinde. E, o yüzden de listede ama tabii ki listede olması yeterli değil. Oyuncunun ciddi bir maliyeti var. E, bir dönem Barcelona'nın gündemine gelmişti. Yüksek maliyetten dolayı Barcelona oyuncu alamamıştı. Yani düşünelim. Öyle değerli bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Son Dünya Akbası'nın bence en iyi 3 orta alan oyuncusundan bir tanesiydi Sofyan. E, ama tabii ki sözleşmesinin son senesinde olması oradaki maliyetleri biraz aşağı çekecektir. Ama ne kadar çekecek bu maliyetler aşağı? O konuca da söyledi. Galatasaray yönetimi 1 Eylül'ü bekleyecekmiş gibi duruyor şu anda o beklenen 8 numara transferinde. Çünkü 1 Eylül'den sonra Galatasaray'ın 4 Eylül'e kadar yani UEFA listelerinin verileceği tarihe kadar bir zamanı olacak. O 4 günlük süreçte Galatasaray işi bitirmeye çalışacak. 1 Eylül'den sonra o maliyetlerin biraz daha aşağı inmesi söz konusu. Bunun daha önce örneklerini gördük. O yüzden de yönetim e, 1 Eylül sonrası, 1 Eylül itibariyle aslında girişimleri hızlandıracak. Nordin Amrabat, özür dilerim hep karıştırıyoruz. <laughs> Sofyan Amrabat Galatasaray'ın e, çok sıcak gündemindeki düşündüğü isimlerden bir tanesi. Ama şu anda tabii ki ekonomik anlamda çok e, kolaymış gibi gözükmüyor bu iş. Peki e, bir başka izleyicimizin yorumuna geçiyorum. Mehmet isimli izleyicimiz demiş ki, Yerli kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Ee, bu noktada da Berkan yerine Salih Özcan kesinlikle alınmalı demiş. Biz aslında dün yaptığımız yayında da Salih Özcan'dan bahsetmiştik. Ee, Salih Özcan'a karşı Galatasaray'ın bir ilgisi var. Ee, bu transferlerle alakalı siz neler söylerseniz şu anda süreç nasıl ilerliyor? Yani hem yerli kalitesini yükseltmek gerekiyor hem de Galatasaray'ın bir ekstra yabancısının sözleşmesinden daha çıkması gerekiyor. Yani ekstradan kastı Mitchell'ın dışında bir oyuncudan daha bahsediyoruz. Şimdi Dubois konuşuluyor ama Dubois'ın ayrılığı sonrası sabek rotasyona nasıl doldurulacak? Yani oraya Galatasaray'ın bir yerli oyuncu bulabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Çok havuz dar. E, ama orta alana bir takviye yapabilirse Galatasaray Salih Özcan mesela alınabilirse o zaman Oliveira'nın sözleşmesinden rahatlıkla çıkılabilir. Yönetim bunun planlarını yapıyor. Çok ince hesaplar aslında bunlar. Ee, yani transfer planlaması çok zor bir iş aslında baktığım o zaman o mühendislik dediğimiz iş. Galatasaray Salih Özcan'ı istiyor. Bu doğru. Ee, ancak tabii ki orada Dortmund'un da ciddi beklentileri var. Benim aldığım bilgi Galatasaray yönetimi bir zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama formülü üzerinde duruyor Salih Özcan için. Dortmund direkt oyuncuyu eğer istediği bedeller karşılanırsa satmak istiyor. Ama Galatasaray yönetimi şu an ciddi şekilde masada. Salih Özcan da Galatasaray'a gelme konusunda çok isteksiz değil. Dortmund'da anlaşılması halinde o da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Ama süreç şu anda hani çok sıcak. Ee, önümüzde biraz daha zaman var. 4 Eylül dediğim gibi Galatasaray için son tarih. Çünkü 4 Eylül sonrası alınacak oyuncular şampiyonlar kadrosuna yazdırılamayacak. Bu yani. nedenle Galatasaray yönetimi mutlaka o transfer operasyonunu 4 Eylül'e kadar bitirmeyi istiyor. Belki 4 Eylül sonrası bir genç scout transferi yani Avrupa'da oynamayacak bir oyuncu alınabilir ama o ana plan Galatasaray'ın 4 Eylül'e kadar bitirilmesi düşünülüyor. sağ Özcan transferi içinde ben önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler bekliyorum. Bu arada 600 kişiyle yayınımıza devam ederken izleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı sağlayabilir ve bizi, bizi, bu şekilde destekleyebilirsiniz. E, hemen Ekim'in sorusuna geçiyorum. O da demiş ki Parti çok iyi olur. Biz de bu vesileyle Parti'yi sormuş olalım. Olur tabii ki. Neden olmasın ama zor. Yani hem maliyet anlamında zor hem de Açıkçası Mikel Arteta şu anda oyuncu bırakmak istemiyor. Çünkü hem orta alanda faydalanıyor hem sabekte oynatıyor yeri geldiği zaman. E, oyuncudan birkaç böl bölgede fayda alıyor ve e, en son gelinen noktada Arsenal kulübü oyuncu bırakmayacağını Galatasaray'a iletti. O yüzden de şu an e, Galatasaray'ın sıcak gündemindeki isimlerden biri değil Thomas Partey. Yani önümüzdeki süreçte bu şartlar durum değişebilir mi onu bilemiyoruz tabii ki. Ama şu an gelinen noktada Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncuydu Thomas Partey ama masadan kalkmış gibi duruyor. Ee, gelelim artık konumuzun başlığına. Ee, Sergio Ramos, biz uzun bir süredir aslında e, ister istemez Sergio Ramos'u konuşuyoruz. E, bu transfer zor da olsa Galatasaray'ın şartları zorladığını ve ikna aşamasında Sergio Ramos'la, abisiyle iletişimde olduğunu biliyoruz. E, Sergio Ramos'la alakalı 31 Ağustos kritik gün dediniz. Biz de tabii ki bunu soracağız. 31 Ağustos'ta ne olacak? Sergio Ramos'la alakalı süreç nasıl ilerliyor? Neler söylersiniz? Bir kere şunu söyleyeyim. Kulüpte çok büyük bir hareketlilik var Sergio Ramos konusunda. Ee, artık Galatasaray yönetimi bu işi bitirme noktasında son adımları atmaya hazırlanıyor. Gelinen son nokta aslında bir anlaşmaya yaklaştı taraflar ekonomik anlamda. Çok büyük bir fark kalmadı arada. Benim aldığım son bilgiler orada Ramos'un isteği 2 yıl için 15 milyon euro civarında. Galatasaray 11-12 milyon euro seviyelerine kadar çıktı. E artık aradaki bu farkın da o işte yapılacak yüz yüze görüşmede e kapatılması planlanıyor. Nasıl bir planlama var onu söyleyeyim öncelikle. E Erden Timur'un 31 Ağustos'ta eğer tabii ki Molde inşallah e kayıpsız geçilirse ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa 31 Ağustos'ta Erden Timur'un Madrid'de hem Sergio Ramos'la hem de e, menajeri ve abisi kardeşi Rene Ramos'la yüz yüze görüşme planı var. Sergio Ramos'la alakalı. Şu an dediğim gibi bir anlaşma yok. Galatasaray Ramos'la henüz anlaşmış değil. Ama taraflar birbirine yaklaşmış vaziyette. Ramos Galatasaray'a gelme konusunda son derece istekli. Orada bir problem yok. Ekonomik şartlar karşılanırsa bu iş olacakmış gibi duruyor. Dediğim gibi 31 Ağustos'ta yapılması planlanan görüşme çok kritik. Burada Erden Timur yüz yüze yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor. Eğer her şey yolunda giderse kulüpte şöyle bir hazırlık var. Ramos'un 2 Eylül'de ya da 1 Eylül'de İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Şu anda düşünce bu yönde.